Çocuğu olmayan çiftlerde özellikle sperm değerlendirmesi yaptığımızda spermlerde 15 milyon ve üzeri sperm sayısı olarak görmek bizi mutlu ediyor. Ayrıca normal değerler olarak %40-60 hareket olması, morfolojinin de 3-4 civarında olması öngörülebilen kalite standartlarındaki normal değerler. Ama burada önemli olan bir kriter de sperm volümü, yani damla sayısı. Bazen doktor arkadaşlarımız da içine katarak söyleyeyim, değerlere bakarken sadece sayı, hareket ve şekle bakıyoruz. Halbuki orada volüm çok önemli. Bazı hastalarda, özellikle bize gelen grupta, azoospermia grubu için söylüyorum, 0.1 mililitre, 0.5 mililitre, 1 mililitre, 1.5 mililitre gibi çok düşük sperm volümleri görmekteyiz. Normalde sperm volümü 2 mililitrenin üzerinde olmalı. Yani kaba tabirle 2 damla ve üzeri. Eğer sperm değerlerinde 1.5-1 mililitre görüyorsak azoospermia hastasında, bu hasta grubunda tıkanıklık veya sperm yolu yokluğunu aklımıza getirmeliyiz. Bunu yapmadığımız zaman bunun sonrasında da muayeneyi yapmalıyız. Eğer bir hastada obstructive azoospermia dediğimiz tıkanıklık grubu varsa, eğer sizin bunu tecrübeniz yetiyorsa muayeneyle çok rahat anlayabilirsiniz. Evet, buna transrektal ultrasonografy, manyetik rezonans, MR çekimleri yapılabilir detaylı olarak, ama sadece el muayenesiyle bile tıkanıklık grubunu çok rahat anlama şansınız var. Eğer hastamız azoospermia, sperm volüm azlığı var, 1,5-2 mililitrenin altında sperm miktarı damla olarak ve bunun sonrasında muayenede sperm yolu yokluğu ya da siz sperm yollarında tıkanıklığı el muayenesinde eğer fark edebiliyorsanız, hastaya dönüp şunu dersiniz: ben sizde çok rahat sperm bulurum. Bu çok önemli bir şey. Hastayı psikolojik olarak rahatlatmış oluyorsunuz ve hasta o girdiği kaostan çıkıyor. İşte bunu söylemek için MR çekelim, ultrason yapalım gibi detaylı şeylere gitmektense basit bir el muayenesi ama tecrübeli olacak, İşte bunu söyleme şansımız var. Bunu yaptığımız zaman da biz zaten bu hastalarda %100 olarak sperm buluyoruz. Tesis içinde eski yöntemlerden bu zamana kadar gelen TESA, MESA, Mikro TESA, TESE hepsini kullanabiliriz. Ama burada önemli olan şey şu: obstrüktif azoospermia varsa, sperm yolu yokluğu veya tıkanıklık olarak yorumluyorsak bunu, biz hastaya direkt MESA yapmalıyız. MESA özel bir yöntemdir. Mikroskopik epidimal sperm aspirasyonu. Burada siz direkt olarak testisi kesmeden, testisin üst dokusunda bulunan depolama kanalından enjeksiyonla veya özel aspiratörlerle sperm çekersiniz ve çektiğiniz spermler her şey yolundaysa hareketli, şekli normal ve milyon sayısında olur. Yani tesisin içine girdiğinizde aynı hastada 3-5 tane hesabından sperm bulurken depolama kanalından milyonlarca bulabilirsiniz ve içinden bunların en iyilerini seçme şansınız daha fazla olacaktır. Sonuç olarak sperm volümü azlığında tıkanıklık grubunu akla getirmeli. Eğer azoospermia durumu da varsa mutlaka MESA yöntemini uygulamalıyız ki embriyologların daha fazla spermle daha iyisini seçme şansını onlara verelim.